Yaş 82. 82 içinde. Kardeş 5. Gala bir tane kaldı. Sade sen mi? Yok ben. Ha, bir tane daha. Kardeş bir tane daha var, kız kardeşim var. Ötekinin diğerleri öldü. 5'i öldü, 4'ü öldü. Şimdi buranın yerleşimine gelince bu memleket hepimiz evvel öküzüne başladık biz. İnek bulsan, öküz bulsan. Ondan sonra bir ara beygire döndü. Beygirle sürüldü çiftle. Bu gördüğümüz evle öküzüyle çekildi bunların kirişleri. Daha aşağıdan kızıl çiftleri biz oradan. İki çift öküz koşarladı bir kirişe. Bir saattir bura. Öyle kirişle gelen bir saattir. Odun motoru yok. Nacağı kesiyorsun, düzüyorsun, getiriyorsun, eve atıyorsun. Her şey el emeği değil mi amca? Tabii canım. Öyle havadan yok. Şimdi var varıyor. La ben odun motoru bir de oradan kesiyor, atıyor motora yalla. Ondan sonra eşek devri var tabii buradan. Eşek devri buradan at şeye Ançalara odun satmaya giderdik biz. 50-60 eşeğiyle. 50-60 tane. Her günde gün aşırı 50-60 yük buradan odun giderdi. Ançalara. Satılmak üzere. Satılmak üzere tabii. Onlar da nerede o zaman? Yok orada. Ağaç yok zaten. Oradan gelir. Bu zamanlardan sonra gelirini. Ondan sonra hayvanlara bakarsın, çekersin. Ertesi gün gene oduna. Gene getirirsin. Eşeğe 3 olan oğlu, 2 olan oğlu, 1 olanla gidenlere katı varı. Öyle derken o da kapandı. Şimdi eşek yok. Bir tek işte eşek gördüm burada. Yok. Şimdi ondan sonra motor geldi. Arabalar daha bu dün bollandı bu araba. Araba neredeydi? Bu köyde Ülker, Alpaklar Ülker, şeyle Ançalalı, neydi onun adı? Ayağı topaldı onun ya. Ne bir şey diyorlar, aklıma geçti o tabi. Onlar cibile. Gelirlerdi bura. O soğun açıldı zaten yol. Nasıl ulaşım sağlanır Ahmet amca? Eskiden mesela şimdi... Oranın açacaksın ya. Yani kışlar ne kadar kar yağdığında düşünsene. Şimdi burada hasta oldu mu, yaralı veyahut bir kaza, salla biz, o seyircik diyoruz biz. Hani burası sallan var diyoruz ya, o musluktan geçince kadar. Ora, bir de o kara gelsin tepesi der sonra, ora götürdük. Sırtımızda. Sırtımızda salla. Buradan garayı da sırtımızda ıhsan götürdük biz. Hasta. Denizde. Garayı da kadar. Garay nereye? Bu karanın gıysa. Böyle günler geçti. O günler arkada kaldı. Şimdi elen motoru varsa bir daha alıyor. Bir araba bir daha alıyor, koyuyor. Bir arabaya gelirse arabaya biniyor. Arabi derse mesela motora biniyor, işine gidiyor. Bir hayat böyle devam ediyor. Devam ediyor. Ahmet amca, askerliğini nerede yaptın? Gelibolu'da. Ne olarak yaptın? Er olarak. Kaç yıl yaptın? O zamanlar çok uzun sürermiş askerlik. 24 ay yaptım ben. 24 ay hiç buraya gelmeden. Evli miydin? Evliydim. O zaman imkanları yok. Buraya izine geleceksin ama nasıl döneceksin? Para da yok. Para işte parasızken dönemiyorum zaten. Evet. Biz evvel benim acım yeri Edremit'ti. Oradan bizi aşmıştı.
topladılar. Denizin içine vardık biz. Tabii düşmesinler diye gıylada mahpuslarla. Bir girdik. Ertesi gün aynı o mindiğimiz saate gelip oraya vardık. Orada Cemsel hazır gari. Hazırmış. Barfilerin önünü sokuyorlar içine. Oradan Demirtepe diye bir yer var, alay orada. Orduymuş biz bilmiyoruz, sonradan öğrendik tabii. Oraya yatırdılar bizi, bağırdılar, koğuşları dağıttılar. Ertesi gün herkesin koğuşu belli olacak. Rastgele biz beşini bölüyoruz çıkmış. Gene de aynen beşini bölüyoruz seçimde de. Öylelikle bizim bir yüzbaşı vardı, ben onun yanında hizmet edeydim. O zaman askerler hizmetler oldu. Bayan ne derse onu getiriveriyordu. İşte ben gidiyordum, getiriyordum. Bunu getir oğlum, gidiyordum, getiriyordum. Teslim ediyordum, o yemek yapıyor. Böyle izin çıktı benim. Ama izin edecek mi oğlum dedi, yüzbaşı. Çok seviyor mu beni? Öyle seviyor. Gideceğim dedim ben. Ulan nereye gidiyorsun dedi ya. Ben yoramayacağım dedi. Senin 45 gün bir ay izin hakkın var. 45 de mezuniyetin var dedi. 75 gün evveli seni koyacağım dedi. Tabii o zaman geldi. Bir ay kala hizmetlerin benim askerliği bitmesine bir ay kala oğlum bölükten temiz bir adam seç dedi. Hilesiz, hurdusuz, hırsız olmayacak, hayırsız olmayacak. Böyle. Bir ay önce mi geldin yani askerden? 75 gün önce geldim. Hizmetlerini öğreteceğim ben. Manavını, kasabını, ekmek gelecek yeri, aş gelecek yeri işte. Ha, yerine kalacak kişiyi öğreteceksin yani. Öğreteceğim. Günün bitişe kadar onu, beni yiyeceksin. Orası çok yaman bir ocaktır. Seni hizmetlere alır ama bu evin içine para da. Yiyecek bir şeyler var. Bunlar kaybolursa sen orada duramazsın. Hiç izine gelmedin mi o zaman askerden Ahmet amca? Gelmedim. Çoluk çocuk var mıydı? Vardı. O öldü larama dedim. Bir kız vardı öldü. Onlar ne yaptılar o sırada burada? Hiç gelmemişsin mesela değil mi? Baktılar canım. Onlara bakan vardı. Oradan bir gün geldi. Ben kızıyorum yüzbaşıyı gari. Bir gün kaldı. Halbuki o izin kağıdını yazmış. Gitmiş alayda alay komutanı imzalatmış gelmiş cebine koymuş. Ben ne bileyim. Beni göndermiyor diye mi kızıyorsun? Ha. O bana gülüyor. Yolda karşılaşıyoruz. Ben eve gidiyorum. O bölüye gidiyor. Ameliye tembih etmiş. Dünya aratanım olsun. Bana analık yaptı. Sabahla ben geldim mi en yüzüne hemen peçeri vura. Geç oğlum içeri. Gelip oldu soğuktur. Aman. Geçerim ben içeri. 9 yaşında bir oğlu var, 12 yaşında bir kız var. Karın adı Memduh Hanım. Yüzbaşının adı. Naim Gürkan. Seni nasıl bıraktı gari? Gün bitti gari canım. Gün geldi. 75 gün evvel koyacaksın dedi beni ya. Bırak gari demedin mi sen? Beni çoluk çocuk bekliyor demedin mi? O biliyor zaten onu. Önünde ya şey dosya. Nayat gariye demiş yarın hamur yollayacaksın. Ona göre hazırlığını yap demiş. Sabah oldu. Yüzbaşı geldi. O kadar severdi beni. Ben yatardım koğuşta. Hiç sen de ne yatırın demez bana.
Sen buraya belki de gelmek bile istememişsin Ahmet amca. Rahat, çok iyi canım. Yani sen bence gelmeyi istememişsin. Bu, şimdi onların yüzünü ben nerede vurup da yiyeceğim? O kızı, kızıl oğlanı geçeceğim. Onu bıraktım. Biz onunla kaka, ben varım. Onunla kahvaltı yapar yüzbaşıyla, yüzbaşı böyleydi, yedi. Biz onlarla özel kahvaltı yaparız. Çocuklarla. Sen ona gelmek istememişsin işte. E geldin mesela köye, buraya. Demedin mi ben orada daha iyi bakılıyordum diye? Anlatsın tabii canım, anlatıyorduk. Neler yaptın? Askerden gelince neler yaptın Ahmet amca burada? Askerden geldikten sonra iki eşeği aldım. Odunculuk yaptım hançalara. Sen benim tarlayı kestim, aldım ekinini, onu yordum. Ondan sonra değmen aldım. Değmende 12 sene kaldım. Ekonomi düzeldi. Mağazam düzeldi. Evden beni kullanıyor develi. Sonra ben insanları kullanmaya başladım. Öylelikçe o günü de geçirdik. Ondan sonra bağlığa diktik. O işte dediğim yere. Orada benim mağazam aracı vardır. Öylelikçe kocuklar öldü işte bu ana geldik. Kaç tane çocuğun vardı Ahmet amca? Benim mi? Evet. Benim 3 kız vardı, bir oğlan vardı. Kızım biri öldü, 2 kız, bir oğlan vardı. Onlar nerede şu anda? Hayatma bulan orada. Öteki de Hörü de Denizli'de. Onlar burada. Oğlan. Bir oğlum var şimdi. Bir oğlum var. Geliyorlar değil mi yanına? Gelmez canım, gelmez canım. Yedi. Eskiden neredeydi evin Ahmet amca? Kaç yıllık evin değil mi şu an? 60 seneliydi o ev. Benim durduğum ev. Göstermeyeceğim. Bir şey yersen kaynaşmayın değil mi? Burası olsan göreceksin. Dışarıdan göster Ahmet amca, tamam. Dışa çıktığımızda. Şimdi sen orası çok eski bir ev olduğu için göçtü evin buraya mı? Buraya işte. Buraya kamburcu yapmadım ya. Buraya geldik şimdi. Ha, şimdi buradayım galiba. Ne güzel. Teyzeyle hayattayken geçiminiz nasıldı Ahmet amca? Ben karı değiştirmedim. Bir taneydi değil mi? Bir tane. Bir tane hanım aldım, güzel olarak aldım. Babam rahmetli sevdi o zaman. Onunla öteki dünyaya gitti, ben de arkasından öteki dünyaya gideceğim evlenmeden. Üstüme gül koklamam. Bir tane yok. Mutfak burası mı amca? Aç. Su getir, verecek mi? Ne? Balcanı doğal, biberi doğal, ayınması doğal, üzüm doğal. Şimdi ver Allah'ım formülü be, ver Allah'ım formülü be. Bu da ne oluyor? Sene geçiyor. Yaşış ondan kısalıyor. Her şey doğalmış değil mi? İnek mesela, koyun, keçi tabii, yapmışız, tabii, tabii. Onun sütü doğal, yoğurt yemişiz. Öyle öküzleri yiyeceği, ineği yiyeceği arpa büyüdü. Doğal. Gübre yok o zaman. Hepsi doğal. Onun için böyle uzun ve sağlıklı insanlar. Yeni nesil böyle değil ha Ahmet amca. Şey yok. Şu araba hemen vardım, arabanın içine giriyor. Merhaba can, çada. Var ya yeni orada bir kere dolaşıyorsun, işini görüyorsun, biniyorsun, geliyorsun. Bu ayakla şişmanlık kendine de iyi bakıyor. Ne oluyor? Yaş 25'ine gitti mi? Kütük gibi. Kaynaşabilirsen kaynaş. Ne kadınlar var, ne erkekler var. 110 kilo, 120 kilo bu kaka mı bu? O zaman da böyle erkek yoktu. Uzun adam vardı. Uzun adam çoğuydu. Doğal olduğunda çoğuydu. Şimdikine benmiyor öyle. Teyzem vefat edeni kaç yıl oldu? 10 yıl olmuş ya. 2005'te... 10 yıldır yalnızsın bu zamana kadar. Yalnızım. Evlenmedin. Evlenmeyeceğim dedim zaten. Düşünmedim bile diyor. Düşünmedim bile. Düşünmedim bile. Onlar dedi, bu evlenirse evlenelim dedi. Oğlum, senin benim dediğin gibi, atın yerine eşek bağlamayacağım ben dedim.
Azizallah. Ben böyle öte dünyaya gideceğim. Onun izlerini almayacağım dedim. Böylelikle